gün halkı Hazreti Musa'ya Allah'ın en bilgili kulu kimdir diye sordu. Hazreti Musa tereddüt etmeden benim diye cevap verdi. O anda Hazreti Musa'nın kalbine nida geldi ve ey Musa neden böyle söyledin diye soruldu. Hazreti Musa da bu konularda benden daha bilgili birisini bilmiyorum diye cevap verdi. Ey Musa benim senden daha bilgili bir kulum vardır denildi. Azık çantana tuzlanmış bir balık koy. İki denizin birleştiği yere git. Balığın canlanıp denize atladığı yerde o kulumu bulacaksın. Hazreti Musa yanında hizmetini gören Yuşa ile birlikte yola çıktı. Balığın canlandığını görürse derhal haber vermesini de sıkı sıkıya tembih etti. Bir zaman gittiler. Bir kayanın dibinde konakladılar. Çantada bulunan ölü balık birden sıçradı. Kendini denize fırlatıverdi. Bir saniye içinde bu iş olup bitivermişti. Ama Yuşa biraz sonra yanına gelen Hazreti Musa'ya bu haberi vermeyi unuttu. Tekrar yolculuk başladı. Sıkı bir yürüyüş onları acıktırdı ve yordu. Hazreti Musa, "Getir yemeğimizi de karnımızı doyuralım," dedi. Yuşa, "Bak," dedi, "gördün mü? O kayanın dibinde oturduğumuz zaman balık canlanıverdi. Ben de sana söyleyecektim, unuttum. Bu unutuşa da başkası değil, şeytan sebep oldu. Balık ise denizde bir deliğe girercesine yol tutup gidiverdi." Hazreti Musa, "Beklediğimiz işte o an idi. Hemen dönüyoruz," dedi. Dönüp o kayanın yanına geldiklerinde kendilerini beklemekte olan bir adamla karşılaştılar. Bu adam Hızır'dı. Yuşa, "Hızır'ın ilmi bana ağır gelir. Ben Hızır'a arkadaşlık edemem," deyip oradan ayrıldı. Hazreti Musa, "Allah'ın sana öğrettiklerinden bir kısmını bana öğretmek üzere sana arkadaş olabilir miyim?" dedi. Hızır ise, "Ey Musa, sen Allah'ın bildirdiği bir takım bilgilere sahipsin. Ben onları bilmiyorum. Ben de Allah'ın bildirdiği bir takım bilgilere sahibim. Sen de onu bilmiyorsun. Bundan dolayı benimle arkadaşlık yapmaya tahammül edemezsin," diye cevap verdi. "İnşallah beni sabırlı bir arkadaş olarak bulacaksın. Senin hiçbir işine karışmayacak, karşı gelmeyeceğim," dedi Hazreti Musa. "Peki, eğer benim arkadaşım olacaksan, ben açıklama yapıp işin hikmetini anlatıncaya kadar hiçbir şey sorma, hiçbir işime karışma," diye uyardı Musa'yı Hızır. Bu teklif memnuniyetle kabul edildi. Beraberce yola çıktılar, bir gemiye bindiler. Kendilerinden ücret alınmadı. Denize iyice açılmışlardı. Hızır eline geçirdiği bir baltayı gemiye var gücüyle indirmeye başladı. "Sen gemidekileri suya boğmak için mi gemiyi parçalıyorsun? Tehlikesi büyük bir iş bu." Hızır manalı bir bakışla, "Benimle beraber bulunmaya tahammül edemezsin demedim mi sana?" dedi. Hazreti Musa derhal verdiği sözü hatırladı. Bir de şu var ki Hızır'ın parçaladığı kısımdan gemiye su dolmuyordu. "Unuttuğum için beni mazur gör, muahize etme, bana güçlük çıkarma," dedi Hazreti Musa. Deniz yolculuğu bitmişti. Beraberce yürüyorlardı. Oynayan çocuklara rastladılar. Hızır çocuklardan birini tuttu, hemen öldürdü. Hazreti Musa'nın içini bir korku kaplamıştı. "Suçsuz yere bir cana kıydın ha? Vallahi görülmemiş bir iş yaptın," dedi Musa. Hızır ona döndü. "Sana benimle birlikte bulunmaya dayanamazsın dememiş miydim?" dedi. Hazreti Musa tekrar özür diledi. "Şayet bundan sonra sana bir şey sorarsam artık arkadaşlığımız bitsin. Bana son bir şans ver," dedi. Ve yine yola çıktılar. Uzunca, yorucu bir yolculuk yaptılar ve pek acıktılar. Ulaştıkları köy halkından ekmek istediler. Fakat kimse onları misafir etmek istemedi. Tam köyden çıkarlarken yıkılmak üzere olan bir duvarın yanından geçiyorlardı. Hızır eliyle dokundu, duvar düzeliverdi. Açlık beynine vurmuş durumda bulunan Hazreti Musa dayanamadı. "İstesen bu duvarı düzeltmeye bir ücret alabilirdin. Hiç olmazsa karnımızı doyurmuş olurduk," dedi. Hızır Hazreti Musa'ya, "İşte bu bizim ayrılmamız demektir ey Musa. Artık sana sabredemediğin hadiselerin aslını ve esasını anlatacağım." O gemi denizde iş gören yoksullarındı. Ötelerinde de sağlam olan her gemiyi alıp zapt eden bir hükümdar vardı. "İstedim ki gemiyi kusurlu hale getireyim ve padişah onu almasın. Öldürdüğüm oğlana gelince, onun anası da babası da iman etmiş kişilerdi. Oğlanın büyüyüp gelişmesinden sonra bu oğlanın tesiriyle anne ve babaya bir azgınlık ve kafirlik bürünmesinden endişe ettik de ondan öldürdük. İstedik ki Rableri onun yerine daha temiz, daha merhametli bir çocuk versin. Duvara gelince, o şehirde bulunan iki yetim çocuğa ait idi o duvar. Altında da o çocuklara ait bir define bulunuyordu. Babaları iyi bir adamdı.
Rabbin diledi ki çocukların ikisi de olgunluk çağına ulaşsın, definelerini çıkarsınlar. Bu da Rabbinden gelen bir merhamettir. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte sabredemediğin şeylerin aslı ve esası budur. Hazreti Hızır'la arkadaşlığı burada noktalanan Hazreti Musa, onunla vedalaştı ve kavminin yanına döndü. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.